Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle birlikte Manisa Valiliği ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü Kendin Yap Atölyesi projesi kapsamında ülkede dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla 6-14 yaş grubu öğrencilere atölye dersleri veriliyor. Yeni nesil eğitim materyalleri, bilgisayarlar ve çeşitli teknolojik ekipmanlarla donatılmış sabit ve gezici Kendin Yap Atölyeleri, öğrencilerin dijital dünyaya ayak uydurarak bilgi işlemsel düşünme, robotik kodlama, tasarım, yenilikçilik, üretkenlik ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Manisa TV ekibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda çocukların atölyedeki çalışmalarını görüntüledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 23 Nisan Kendin Yap Atölyesi projesi kapsamında Manisa 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda 9-10 yaşlarındaki 2. sınıf öğrencilere robotik kodlama ve ahşap şekillendirme kursları veriliyor. Okuldaki robotik kodlama sınıfında çocuklar teknoloji ve dijital kültürle tanışıp bilişim yeteneklerini geliştiriyor. 5 yapalım şimdilik. Ona göre de bir anlatacağız. Sonra buradan bir daha hızlandırın. Şimdi bununla bunun bağlantısını sen mi yaptın? Evet. Öğrenci internetle anlıyorsun. Kaydırınca bu kendi bağlantısı oluyor. Harika. Ahşap şekillendirme kurslarında ise çocuklar el becerisi kazanmak amacıyla ahşapları şekillendirip makine kullanmayı öğreniyor. İnce açmaya çalışıyorum buraya kadar. İnce açtığım zaman bunun gibi bir sopası olacak. Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okul müdürü ve proje sorumlularıyla birlikte yapılan atölyeleri ziyaret ederek öğrencilerle birlikte çalışma yaptı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kendin Yap Projesi, 23 Nisan Kendin Yap Atölyesi'nin sorumlusu Hacer Şengül, proje hakkında bilgi verdi. Toplam ilimizde 14 tane sabit, bizdeki gibi sabit atölyemiz var, 3 tane de gezici atölyelerimiz var. Gezici atölyelerimiz, burada ulaşımı zor olan, özellikle köy, kırsalda kalan okullarımızdaki öğrencilerin sabit atölyelerden yararlanan çocuklar gibi yararlanması için toplam 653 öğretmen atölyelerimizde eğitici eğitimi aldı. Robotik kodlama alanında, algoritma alanında eğitimler alındı. Bizim atölyemiz çocuk atölyesi. 6-14 yaş aralığında. Aynı şekilde atölyelerimizin bir üstü fen lisesinin içerisinde biz çocuk olarak geçiyoruz. Onlar Kendin Yap genç atölyesi olarak geçiyorlar. Şengül, ciddi bir yatırımla yapılan projelerle öğrencileri milli ve yerli teknoloji üreten bir Türkiye için geleceği hazırladıklarını belirtti. Yeni nesil öğrenmeyi, öğrencileri nasıl alıştırabiliriz, nasıl bu düzeye gelebiliriz'i hedeflenmiş bir proje. Şu an atölyelerimizde 1200 bu okulun öğrencileriyle artı dışarı toplam 1300 öğrenci ulaşma hedefimiz var. Minik öğrenciler ise kurslara gelmekten mutlu olduklarını ifade etti. Kodları birleştiriyorsun ve en sonunda bağladığın için bunu etki ediyor, bu dönüyor. Süper. Peki faydasını gördün mü? Bunları yapmaktan zevk alıyor musun? Çok. Babam beni bir sürü böyle kurslara yazdırıyor ve çok eğlenceli. Çok seviyorum. Çok mutluyum, çok memnunum. Harika, kolay gelsin o zaman. Teşekkürler.